Radiyallahu anhu kale, kale Resulullahi sallallahu aleyhi ve sellem. Küllü müskirin hamrun ve küllü müskirin haramun. Ve men şeribel hamra fid dünya femate ve huve yudminuha lem yetub lem yeşrab ha fil ahiren. İbni Ömer radiyallahu anh, Abdullah İbni Ömer'den. Allah her ikisinden de razı olsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her sarhoşluk veren şey içkidir. Ve her sarhoşluk veren şey haramdır. Bir kimse dünyada şarap içer de ona devam ederken tevbe etmeden ölürse ahirette cennet şarabı içemez. Müslim. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Cabir bin Abdullah radıyallahu anh'den ma eskera kethiruhu fekaliluhu haramun. Çoğu sarhoşluk veren şeyin azı da haramdır. Yine Resulullah Efendimiz an Ebi Etterda Ebi Derda radıyallahu anhu kale evsani halili sallallahu aleyhi ve sellem dostum canımdan çok sevdiğim Resulullah bana şu tavsiyede bulundu. La teşrabil hamra fe inneha miftahu kulli şerrin. Sakın içki içmeyin. Çünkü o bütün kötülüklerin anasıdır. Yine Allah Resulü İbni Ömer'den Allah kendisine razı olsun. La'anallahu al-hamra ve şaribaha ve saqiyaha ve bai'aha ve mubta'aha ve asiraha ve muhtasiraha ve hamilaha vel mahmulete ileyhi. Muhakkak ki Allahu Teala içkiye, onu içene, dağıtana, satana, alana, yapana, yaptırana, taşıyana ve kendisine götürülene lanet etmiştir. وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَجْلِسْ عَلَى مَائِدَةٍ يُدَارُ عَلَيْهَا بِالْخَمْرِ. Yine Cabir radıyallahu anh'ten Allah'a ve ahiret gününe iman eden kişi kendisi içmese bile içki içilen bir sofraya oturmaz. Yine en son geçen hafta okuduk. Cabir radıyallahu anh'ten bir adam Ceyşan'dan geldi. Ceyşan Yemen'de bir şehirdir. Nebi-i Ekrem Efendimiz'e beldelerinde içtikleri mısırdan yapılan ve mizir adı verilen bir içeceği sordu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o sarhoşluk veriyor mu diye sordu. Adam evet dedi. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem küllü müskirin haram. İnne alallahi azze ve celle ahden limen yeşrabul müskira en yeskiyehu min dînetil habali. Her sarhoşluk verici şey haramdır. Allah Azze ve Celle'nin sarhoşluk verici şey içene tînetül habal içereceğine dair ahdi vardır. Sahabe sordular. O tînetül habal nedir ey Allah'ın Resulü? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem arakü ehlin nâr ev usâratü ehlin nâr. Cehennem ehlinin teridir veya cehennem ehlinin usaresidir. Yani kan ve irinidir buyurdular. Bu konuyla alakalı şöyle birkaç tane de olayı İslam tarihinden aktaralım. Biliyorsunuz içki fıtrata en çok zarar veren günahlardan bir tanesidir. İnsanın fıtratını değiştiren bir özelliktir. Uyuşturucu içki insanın fıtratını değiştirir. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e İsra gecesinde birinde şarap, diğerinde süt bulunan iki bardak getirildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikram edildi. Allah Resulü de sütü tercih etti. Cebrail aleyhisselam bunun üzerine henüz daha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize İçki haram kılınmamıştı. Biliyorsunuz içki Medine'de haram kılınmıştı. Yani oradaki içki tabi cennet içkisi yani şarabı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ikisinden birini tercih etmesi söylenince Resulullah Efendimiz sütü tercih edince Cebrail aleyhisselam isabet ettin ey Allah'ın Resulü. İnsanın yaratılış gayesine, fıtratına uygun olan şeye
yönlendiren Allah'a hamdolsun. Şayet içki dolu bardağı alsaydın ümmetin sapıklığa düşerdi. Yani burada ümmetin içki içenleri sapıtır manasında, öyle söyleyelim. Ümmetin içki içen, onun için Miraç gecesinde süt ikram etmek işte bu olaya istinaden sünnet olmuş. Evet. Şurada geçen hafta anlatamadığım bazı şeyler var. Bir gün kendisine "Ya Resulullah, İslam gelmeden önce hiç içki içtiniz mi?" diye sorulduğunda "Hayır. Ben kitap ve imanın ne olduğunu bilmezken bile cahiliye insanların yaptıkları şeylerin küfür olduğunu bilirdim. Allah beni korudu. Dolayısıyla ben hiç içmedim." diyor Resulullah. Cahiliye döneminde içkinin fıtrata uymadığını fark eden Abdülmuttalib, Ebu Talib, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Osman gibi akıllı kimseler içkiyi ağızlarına hiç koymamışlardır. Bak, Ebu Talib bile iman etmediği halde bile içki içmemiş. Çünkü fıtrata ters. Hatta onu ailesine ve çocuklarına yasaklamıştır bunlardan cahiliye döneminde. Nitekim Hazreti Aişe validemiz şöyle anlatır. Helal ve harama dair hükümler ancak insanlar İslam'a tam olarak ısındıktan sonra nazil olmaya başladı. Eğer ilk defa içki içmeyin emri inseydi insanlar "biz içkiyi kesinlikle bırakmayız" derlerdi. Zira iman kavileşmedikçe bir şeyin haram edilmesi kabulü zordur. Önemli olan iman. Yani semine ata'na dedirttirecek bir iman olacak evvela. Yine ilk olarak zina etmeyin emri gelseydi insanlar belki de tereddüte düşebilirlerdi. Onun için sahabe-i kiram İslam'a girerken yolun sonunda ne olduğunu bilmeden girdiler. Farkında mısınız? Yolun sonunda ne oldukları belli değil. Sadece ilk İslam'a girerken namaz bile yok. Namaz bile yok. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü dedi. Ondan sonra yavaş yavaş Allah Resulü sabah akşam ikişer rekat namaz kılın dedi. Tamam ya Resulallah dediler. Ama içkiye devam ettiler. Gerçi sahabenin çoğu cahiliye döneminde de içki içmedikleri gibi zina da etmediler diyor. Fıtraten yani. O toplumun da onların da bir gelenekleri vardı yani. Onlar da örfleri, adetleri vardı. Evet efendim. Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz peyderpey indi. 3 ayet arka arkaya geldi. İlk defa Mekke-i Mükerreme'de hurma ve üzümden hem sarhoşluk veren içki hem de güzel gıdalar elde edersiniz. Şüphesiz bunda aklını kullanan kimseler için alınacak bir ibret vardır ayeti geldi. Ha, bu ayet hurma ve üzümden içkinin yapıldığı ama bir ibretlikte hadisenin olduğu Allah-u Teala'nın efendim sarhoşluk veren bir şeyin bundan olduğunu bildirmesi önce. Dikkat çekiyor ayet. Daha sonra Medine-i Münevvere'ye gelince orada bazı sorular sormaya başladılar Resulullah Efendimiz'e. "Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki onlar da hem büyük günah hem de insanlar için bir kısım faydalar vardır. Ancak her ikisinin de günahı faydasından daha büyüktür." Kumar, şans oyunu yani o zamanlar. Böyle bir ayet indi. Bu ayetten sonra Müslümanların ekseriyeti içkiyi de kumarda terk ettiler. Ama içlerinde henüz daha yeni girmiş, efendim bugünkü tabirle akşamcılar vardı. Akşamcılar. Yani alemciler diyelim. Alkolikler diyelim. Onlar henüz daha tam böyle İslam'a girmedikleri için Hazreti Ömer radıyallahu anh bir hadisesi var bununla ilgili. Şu ayet
den sonra olay oluyor. Şu ayeti okuyayım, ondan sonra olayı anlatayım. Sonra üçüncü ayet geliyor. Ey iman edenler, siz ya yöledinamunu la takrabus salate ve entüm sükara. Siz sarhoş iken ne söyleyeceğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın. Ayeti indi. Ha işte akşamcılık o zaman başladı diyenler de var. Nasıl? Şimdi adam sabah içse sarhoş olacak. Öğleye kadar sarhoşluk geçmeyecek. Öğlen içse ikindiye kadar geçmeyecek. En iyisi ne zaman içecek? Yastan sonra içer. Sabah namazına kadar da geçer. Ondan sonra gelir namazını kılar filan. Ama bir gün sahabeler birbirlerine oturmuşlar. O işte biraz akşamcı olanlardan bir iki tanesi birdenbire alevlenir. Alkollü olan adam ne dediğini bilir mi? Bilmez. Beyin altından neler söylediğini bilmez. Biri kakar, birinin kafasına elindeki yayı vurur, kafasını yarar. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu görür. Gider Resulullah'a der ki vallahi ya Resulallah bunda hayır yoktur. Ne olur Rabbime yalvar, Allah bize bu içkiyi haram kılsın. Yoksa bu bizi birbirimize düşürecek dedi. Sonra işte dördüncü ayet geldi. Allah'ım Hazreti Ömer içki hakkında bize açık ve kesin bir beyanda bulun diye dua ediyordu. Nihayet bir içki sofrasının ardından çıkan kavga ile içkinin kötülüğü daha müşahhas bir şekle geldi. Cenab-ı Hak da şu ayeti indirdi. Ey iman edenler! İnnemel hamru vel meysu vel ensabu vel ezlam rissü min ameli şeytan. Ey iman edenler! Şarap, kumar, dikili taşlar, putlar, fal ve şans okları şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki felah bulasınız. Şeytan, içki ve kumar yoluyla ancak aranıza düşmanlık ve kin salmak, sizi Allah'ı zikretmekten ve namazdan alıkoymak ister. Artık bütün bunlardan vazgeçtiniz değil mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'i çağırıp ona bu ayetleri okudu. Artık vazgeçtiniz değil mi kısmına gelince Hazreti Ömer vazgeçtik. Vazgeçtik ya Rab diyordu. Hazreti Ömer'le birlikte bütün Müslümanlar da artık içkiden kumardan vazgeçtik. Ey Rabbimiz diyorlardı. Bu ayetler nazil olunca Peygamber Efendimiz'in emriyle bir münadi. Haberiniz olsun ki içki haram kılınmıştır diye seslendi. Tulumları delinip boşaltıldı. Küpler kırılıp döküldü. Medine sokaklarında seller gibi evlerden şaraplar aktı. Ve artık o günden sonra Medine'de bir daha böyle bir Mekke'de Medine'de olay asla görülmemişti. Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Ebu Talha'nın evinde insanlara sakilik yaptığım sırada içki haram kılındı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabiye emretti. O da insanlara bunu duyurdu. Biz evdeyken vazifeli sahabinin sesi geldi. Ebu Talha çık da bir bakıver şu ses neyin sesidir diye. Çıkıp baktım ve bir münadi dikkat edin içki haram kılmıştır diye nida ediyor dedim bana. Öyleyse git ve onu dök dedi. Bu kadar. Ya şunu da yok bitti. Öyleyse git onu dök. O andan itibaren Medine sokaklarında içki bitti atıldı. Bir daha da içmediler. İçkiyi dinden uzak bir sapıklık olarak gördüler. Mesela Ebu Musa radıyallahu anh şöyle derdi. Benim nazarımda ha içki içmişim ha Allah'ı bırakıp şu sütuna tapmışım. Hiç fark etmez. İkisi de aynı derecede benim yanımda günahtır. Yani öyle hissederim demiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimden bir takım insanlar farklı isimler verip şarabı içecekler. Yani ismini değiştirecekler. Ne diyecekler? İşte cin diyecekler, vodka diyecekler, bira diyecekler, viski diyecekler, likör diyecekler, cart diyecekler, cürt diyecekler. Bir sürü isim var. Öyle mi? Ve bununla isimlerini değiştirerek işte bunu haramı helal kılmaya çalışacaklar. Rabbim bizleri, neslimizi, nefsimizi korusun inşallah.
bir defasında Peygamber Efendimiz'e içki içmiş birini getirdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem orada bulunanlara adamı hak ettiği cezayı uygulamalarını söyledi. Bir müddet sonra oradakilerden biri suçluya Allah seni rezil etsin, kahretsin diye söylendi. Bunun üzerine Resulullah hayır öyle demeyiniz. Onun aleyhinde böyle şeyler söyleyip de şeytanına yardımcı olmayınız buyurdu. Ha, ne diyeceğiz? Allah affetsin, Allah hidayet versin, Cenab-ı Hak kurtarsın diyeceğiz. Cezası ne? İslam'da içki içeni sarhoşken yakalanırsa cezası nedir? Söyle bana. Yok. Hayır. 80 değnek. Evet. Sarhoşluk verilen bir şeyi bir kişi içerse ve yakalanırsa efendim 80 değnek cezası vardır. Allah Resulü'nün zamanında 3-5 kişiye bu ceza uygulanmıştır. Ceza kesildikten sonra ashab-ı kiram aklını başına alması için o kişiye Allah'tan sakınmadığını, Allah'tan korkmadığını, Peygamber Efendimiz'den utanmadığını diye azarladıktan sonra gönderdiler. Merhamet ummanı Efendimiz o adam gittikten sonra ashabına Allah'ım onu mağfiret eyle, Allah'ım ona rahmet ve merhamet eyle diye dua ediniz buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sakın içki içme çünkü o bütün şeylerin anahtarıdır derken Efendimiz Tebuk'ta yaptıkları uzun konuşmada da şöyle demiştir. İçki günahların her çeşidini bir araya toplayan bir haramdır. Çünkü içki aklı ne yapar? Gider. Hamr ile himar aynı şeydir. Himar kadının başörtüsü demektir. Hamr da içki demektir. Niye hamr kelimesini kullanmış da Cenab-ı Hak şarap kelimesini kullanmamış? O da içki demektir. Çünkü burada bir atıf vardır. Bir teşbih vardır. Kadının örtüsü nasıl başını örtüyorsa içki de adamın aklını örter de onun için. Aklı gider. Ne yaptığını bilmez hale gelir. Ve ondan sonra da işte birbirlerini öldürenler, cinnet geçirenler, şunlar bunlar. Rabbim bizleri korusun inşallah. Bir Rus profesörün şu ibretli sözüyle bugünkü sohbetimizi bitirelim. Aslında uzun da ama burada bitirelim. Şeytan şişenin içinde bekler ve alkol bağımlılarının elinde avucunda ne varsa hepsini alır. Hatta üzerlerindeki son gömleklerini, kucaklarında tuttukları yavrularının son lokmasını bile kapar. Bundan başka şişedeki şeytan kendine köle ettiği insanların ve ailelerinin sıhhatini, namusunu, vicdanını, sevinç ve sürurunu, huzur ve saadetini de alır. İnsanlarda çalışma azmini ve duygusunu kırdığı gibi her türlü kazançtan da mahrum bırakır. Bir defa alkol ve içki üretimi için ara yerde ne kadar emeklerin boş yere heba edildiğini bir düşününüz. Bu kadar çeşit içkinin hazırlanması için ne kadar yiyeceğin, içeceğin ve emeğin boş yere ziyan edildiğini iyice hesap ediniz. Basit bir tahminle bu uğurda milyarlarca kilo buğday, çavdar, patates, arpa, üzüm, erik ve buna benzer birçok meyve harcandığı anlaşılır. Eğer insanların alkol bataklığına pervasızca saçıp savrulduğu milyarlarca kilo ekmek, erik, incir ve üzüm hepsi bir araya toplansaydı hiçbir zaman dünyada açlık ya da gıda pahalılığı olmazdı. Bırakın insanları, hayvanları bile doyuncaya kadar besleyecek her çeşit yiyecek bulunabilirdi. Bunu Rus profesör söylüyor. İçinde alkol bulunan içecekleri mayalamak için dünyada binlerce fabrika vardır. Bu fabrikalarda yüz binlerce işçi çalışmaktadır. İşte bu işçiler insanların ihtiyacı olan milyonlarca ton gıdayı bir taraftan zehire dönüştürüyorlar, diğer taraftan da niçin dünyada yaşayan insanlara yiyecek ekmek bulunmuyor, niçin gıda fiyatları gittikçe yükseliyor, niçin insanlar açlıktan ölüyor diye hayattan yakınıyor ve şikayet ediyorlar. Alkol üreten bunca fabrika yetmiyormuş gibi birçok ülkede insanlar bu şeytan kazancının bizzat kendileri kaynatıyor. İçkilerini kendileri hazırlıyor.
Eğer idareciler evlerdeki bu içki üretimini yasaklayacak olsa hemen itiraz edip gürültü patırtı koparıyorlar diyor ve sonuçta bataklık bir zemin üzerine sağlam ve büyük binalar yapılamayacağı gibi alkolik ve ayyaş olan bir milletin içinde de kalıcı bir düzen sağlamak ve huzurlu bir hayat tesis etmek mümkün değildir. Bu sebeple ıslah faaliyetlerine öncelikle bütün bir milleti bu feci durumdan uyandırıp ayıltmakla başlamalıdır diye daha var da ben sonunu böyle bitirdim. Yukarıda diyor ki komünizm halkı vodkaya alıştırarak uyuttu, uyuşturdu ve yıllarca o insanları sömürdü, bedava dağıttı diyor. Rusya'da vodka her köşe başında bedava verilmiş, biliyor musunuz? Bedava. Niye? Uyuşsun adam. Ha, uyuşsun adam. Kafa işte benim bir bayram diye bir arkadaşımız var. Bayram Körpe. Belki bilenleriniz vardı. Bayram Körpe diye. Uzun yıllar Mekke-i Mükerreme'de, Cidde'de falan çalıştı. Bir arada şeye gitti. Moskova'ya bu Philips telefon fabrikalarının şeyi olarak gitmişti. Tekniker eleman olarak gitti. 2-3 lisan bilir. Bu kardeşimiz şöyle bir şey anlattı. O zaman yeni Rusya'dan ayrıldı. İşte Moskova'ya gitmişti bu kardeşimiz. Dedi ki hocam ben gittim dedi. Çok çok özür diliyorum. Biraz abes, kaba bir şey ama baktım dedi Rus kadınları müthiş bir erkek şeyleri var dedi yani. Erkeklere karşı bir istekleri var. Sonra sordum dedi oradaki şeylere Ruslara. Ya bu sizin kadınlarınız böyle bakıyorum 30-35 yaşlarındaki kadınlar işi gücü böyle erkekler avcılığı gibi. Adam dedi ki diyor güldü. Dedi ki diyor bu vodka var ya evet. Vodka 35 yaşına 30 yaşına gelmiş erkeklerin bütün erkekliğini bitirir. Yok öyle. Artık evde kadınlarına sahip çıkacak bir dermanları kalmıyor. Ondan sonra 35 yaşındaki kadın ondan sonra ne yapacak? Yabancı erkekler aramaya başlayacak. Onun için bugün Avrupa'nın maalesef en büyük Cenab-ı Hakk'ın ceza verdiği şeylerden bir tanesi de budur. Uyuşturucu, alkol ve buna benzer şeyler maalesef dünyada bu tür ahlaksızlığı da körüklemektedir. Ondan sonra sapkınlık başlamaktadır. Çünkü bu zevk Allah'ın verdiği sadece helalinden olan şey için geçerlidir. Haramdan elde edilenleri Cenab-ı Hak Celle ve Ali Hazretleri elinden aldı mı bu sefer sapkınlık başlar. İşte her türlü sapıklık da türer. Bunun sonu ona doğru gider. Cenab-ı Hak bizleri, neslimizi korusun inşallah. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Aleyhi Mürselin ve Elhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Amin.